Peki sen bu Şenol'un peşine takıldın. Giresun'a gittin. Evet. Ama orada da Şenol sana ev kurmadı. Gene sen evet. altın vesaire evin kirası, depozitosu falan sen ödedin. Evet. Bu arada araban hala duruyor. Evet. Fakat bu Adem paraları ödemediği için taksitleri bu evet. arabaya haciz mi geldi mi? Şöyle anlatayım Serap Hanım. Beni bir avukat aradı. Onun avukatı aradı beni. Serap Hanım dedi karşı taraf dedi borcu ödemiyor. Borcu dedi siz ödemek zorundasınız dedi bana. Siz dedi arabanızı göstermişsiniz bunu eşyalar alırken dedi. Ondan sonra ben dedim ki ben bu borcu ödeyemem. Ben şu an çalışmıyorum dedim. Ondan sonra ben dedi ne yaparsınız yani ben bu şekilde söylüyorum dedi. Uyardı beni. Ondan sonra bu da benim yanımdaydı. Bu şahıs da benim yanımdaydı. Şenol. Evet. Bana dedi ki Serap dedi bana dedi arabanı dedi 2 aylığını ver. Ben sana 2 ay sonra tekrardan arabanı geri vereceğim dedi. Hatta notere gittik. Notarda incelensin. Yani şunun yani. İçin mi söyledi bunu? İcra gelirse araban gitmesin. Bana devret. Satış evet. göster. Neyse. Hacizden mal kaçır. Hacizden evet. mal kaçırmaya çalışıyor. 2 ay dedi bana müsaade et. Evet. Ondan sonra ben sana arabanı geri veririm dedi. Evet. Gittiniz noterden evet. satışını yaptın. Evet. Sonra ne oldu? Orada vazgeçtim ben noterde vazgeçtim vermiyorum. Devlet el koysun benim arabama dedim. Borcu ben ödemek zorundayım dedim. Eğer karşı taraf ödemiyorsa ben ödemek zorundayım borcu dedim. Borç ne kadardı? 5 milyar falan. Yani senin evet. araban o zaman 30 bin lira bile etse evet. sen onu satsaydın 5 bin Bana lira. Bana şunu söyledi Serap Hanım. Arabayı dedi eğer dedi devlet dedi el korsa dedi bu devletin şey bu arabanın değeri dedi sana dedi 10 milyara patlar dedi. Bunu dedi devlet dedi bağladığı zaman dedi devlet sana dedi 10 milyar para verir bu ya arabadan dedi. Başka bir şey var. Var. Evet sen bu şekilde beni gidip mağazadan evet, yani. Şey almışsın taksitini ödememişsin adam seni icraya vermiş ondan evet. sonra 5 bin lira borç için sen arabanı 25 bin liraya bile satsaydın 20 bin lira cebine para kalacaktı. Evet kalacaktı bana şöyle söyledi eğer sen bu arabayı dedi. Bağlarsalar dedi bu arabanın senin dedi hurdaya geçiyor dedi. Yani icra yoluyla ha. satılırsa araba 30 bin değil de 20 bine satılır. Borç evet, da 10 artar 10 bin lirada borcun cebine 10 bin lira kalır. Gel hepsini kurtaralım. Kimseye bir şey sen ödeme. Sen bana ver 2 aylığını bu arabayı ha. satış aynen göster. Öyle, aynen evet. öyle. Evet. Arabayı verdikten sonra eve geldik Serap Hanım. Ondan sonra akşam oldu. Sabah dedi seni bu evde görmeyeceğim dedi. Ne? Seni evde görmeyeceğim dedi. Nereye gidersen git benim sana işim bitti dedi. Doğru Avukat işim bitmiş Avukat Bey de aradı. Senin benden bir işin yok. Avukat da zaten birkaç defa attı geliyoruz 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 diyerek yalan söyledi avukata. Avukat işte noterde iş bitti ya araba üstüne aldı ya ondan sonra dedi ki avukata benim dedi benimle dedi bir işin yok git işini ondan hallet. Benden bir işin yok dedi kapattı telefonu. Zaten benden önce de bir bayanı daha dolandırmış. O bayan da bana bugün mesaj attı ben yayınlarımıza verdim o mesajı şimdi. Hı. Yani sadece beni dolandırmamış yani birkaç tane bayanı dolandırmış bu şekilde. Bana bu şekilde şey de yaptı yani benim kolumdan tuttu çocuğumun kolundan tuttu sabah beni evden dışarı attı. Sana Aa. Yemin ediyorum bak. Yemin ederim ki Allah evime gitmek nasip olmasın beni evden dışarı attı. Bir gece, bir gün önce evet. noterde satış işlemini yaptın. Evet, akşam da benden tartıştı. Gece ne için Hı? tartıştı seninle? İşte git istemiyorum seni. Geceden başladı yani evet, kovmaya. Evet, seninle bir işim yok. Senin işin bitti. Nereye gidersen git dedi bana. Sen ne hissettin o zaman? Efendim? Sen ne hissettin o zaman? Yani ben ne yaptım dedin mi? Evet, dedim. Dedim. Sabahleyin. Bana şimdi diyorlar ki Serap Hanım sen canını zor kurtarmışsın. Bu adam bana hiç kimse iyi demedi. Sen canını zor kurtarmışsın. Ben bundan şiddet de gördüm. Beni dövdü bu. Birkaç defa dövdü beni. Yani bayılmışım yani yerde bayılmışım. Beni sunan canlatmış. Sus etmiş yüzüme. İnternetten tanıştığın, evet. kim olduğunu bilmediğin, daha nikahın yani bitmemiş. Çaresiz kaldığım için arkamda... Daha nikahın, bak çaresiz değilsiniz kadınlar, hanımlar. Değilsiniz. Diyorsun ki bak... kadın sığınma evine gittim. 2,5 ay orada kaldım. Misler gibi orada bakılıyorsunuz. Ya ben arabamı kıyamadım Serap Hanım. Öyle diyeyim. Arabamı kıyamadım. Satmaya kıyamadın kıyamadım. Da adama vermişsin. Adama vermeye kıydın ama. Ama yani... geçici olarak aldı benden. Şimdi diyor ki sana diyor 28 milyar para verdim diyor. Ben bunların ispatlanmasını istiyorum Serap Hanım. Bir de ben onun takılarını çalmışım. Fındık parasını almışım. Ben bunların hepsinin ortaya çıkmasını istiyorum. Serap bak şimdi. Bu diyorsun ki bu noterde bu arabanın satışını yaptıktan o gece hemen başladı hı hı. bizi kovmaya. Evet. Ertesi sabah da kapının evet. önüne koydu. Bir de diyorsun beni bayıltana kadar dövdü filan. Bu daha olaydan daha önce daha olmuş önceden. Olması evet. lazım bunun. Oraya geleceğim. Sana böyle davranmış bir adama nasıl güvenip de gidip arabanı ona satış gösteriyorsun? Bir. İki, Hasan Bey size soracağım. Eğer ki hakkında gerçekten herhalde arabasını teminat olarak gösterdi, bir şey yaptı.
Öyle bir şey yok. 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 Peki kefil olduğu için? Kefil olduğu için. Bir tek araba var üzerine. Ya şöyle, kefil olduğu için, üzerine kayıtlı bir aracı olduğu için o aracın üzerine haciz konulacaktır. Haciz yoluyla da bir şekilde muhafaza altına alıp satılacaktır. Bu korku ve şeyle, yani hukuki tehditle o tehditten bir şekilde sıyrılmak için adama satmış. Peki ama bir işlem başlamışsa, hı-hı, orada bir hileli satış var ki benim üzerimde bir tek o var. Kesinlikle iptal edilir. Zaten iptal edilecek yani, bu adama işte satılan araba. Sanırım icra takibi başlamadan önce avukatlık ofisinden aramışlardır. Borcunuzu ödeyin, yoksa arabanızda da haciz konulacaktır, gayrimenkulünüzü de. Bunlar da hemen elimizden çıkartalım, kimseye para ödemeyelim, kurnazlığına girmişler. Net o, bir şekilde. Muvazalı bir işlem yapmışlar. Yani alacaklarının parasını ödememek için bu şekilde muvazalı bir işlem yapınca da işte Allah... İyi, karşı taraf yaptı da. Ben satmama razı olmadı. Serap karşı taraf yaptı ama sen de o işlemin neden yapıldığını biliyordun. Muvaza. Çünkü sen de dedin ki arabamı elimden alacaklar. Sana hayır, onu öyle anlattı bir de. Hayır avukat... Serap Hanım, ben dedim ki ben arabamı satayım. Anlatabiliyor muyum? Arabamı satayım dedim. Yani dedim karşı tarafın borcunu ödemem gerekiyorsa ödeyeyim dedim. Devlet el koysun. Yok dedi, sen dedi arabayı niye satıyorsun? Gerek yok dedi bana. O şekilde söyledi. Bu, beni bu şekilde kandırdı zaten karşı taraf. Yani icra işlemi başlatılmış bir taşınır, kime satarsanız satın, haciz o muvazaya girmez mi? Şöyle, icra takibi bir kefil var. Haciz yani. İşlemi konulduktan sonra aracınızı hacizlik ve gayrimenkulünüzü satabilirsiniz. Satışta bir engel yok. Yalnız hacizli haliyle satarsınız. Aha. Bir şekilde alacaklı kime satarsanız satın, o gayrimenkulü kendi parasını verir. Alır o. Aynen, parasını satış yoluyla elde eder ve alır. Beni bu takipten şekilde kandırdı. Önce yap. Satmışlar. Bana bunu. Şimdi diyor nazik benim de 28 milyar sana verdim diyor. Ben bunun ortaya çıkmasını istiyorum. Gerçekten çıkmasını istiyorum. Nerede almışım, nezen almışım? Bana diyor bir noterde verdim diyor. Bir takside verdim diyor. Yok onu evde açıklayayım. Verdim, yok şurada verdim, o orada da verdim. O da noterde satış yaparken 28 bin bir bedel göstermişlerdir. 27 bin çıkmıyor. Araç satış sözleşmesinde de 28 bin TL'ye sattım, paramı aldım tarzında bir beyanı orada... vardır. O da 28 bin lirayla beyefendinin, Şenol'un da kastettiği bu. Gerçekten resmi olarak verdiğini, yani resmi satış sözleşmesinde belli. O da aldığını söylemiş. Hayır bana git. Para aldın diye sormadı noter. Ben sorar hanımefendi. Hayır sormadı. Mı? Gerçekten ya sormaz sormadı. Mı? Yapmayın. Noter bana para aldığını sormadı. Sadece arabanın değerini gösterdi orada. 27,5 milyar. Öyle gösterdi yani. Başka da bir şey para aldım diye paranı bana aldım. Sormadılar. Yani ev satışlarında filan da soruyor. Ya hayır. Serap Hanım, olmaz. Noterler bunun için var işte. Evet. Böyle saçmalıklar olmasın diye var. Gider sattın mı, paranı aldın mı, tapuda paranızı aldınız mı, şu bedelle satıyorsunuz doğru mu, ipotek koyuyorsunuz bak doğru mu, kefil oluyorsunuz. Hayır ona hiçbirini sormadılar. Yemin ederim sormadılar. Yapmayın sadece, ben 15 yani, yıllık bunu, noter belgesi yani, olan bir adamım. Aldım, yapmayın almadım. Yani. Olmaz sadece arabanın şey? Değerini sordular şey söyledi. Kendisi söyledi hatta 21,5 milyar alıyorum diye. O kendisi söyledi oraya. Serap ben şunu merak ettim ya. Tamam buyurun. Araba işi bir şekilde nasıl çözülecek o kısmını konuşacağız ama. Şimdi sen kocanın sana... İşte bazı uygunsuz teklifleri olduğunu, bir adamı tanıdı getirdi falan filan, onlara çok girmek istemiyorum. Hı hı. Sonra kadın sığınma evine gidiyorsun. Orada kalıyorsun 2-2,5 ay. Orada bir kadın sana telefonunu veriyor. Çıkışta onun yanına gidiyorsun. Onun kardeşi gelip gidiyor eve, evli. Hayır ya, gelip gitme yok. Hayır. Gelip... Nerede tanıştın sen onunla? Kadın sığınma evindeyken tanıştım. Ha, o, ablasını mı ziyarete geliyordu? Ha, onun yanına geliyordu ama benim bir şeysi yoktu yani. Peki sonra tekrar sen o kadının evine gittiğinde mi gördün onu? Gelmiyordu ki eve. Nerede gördün de sen beraber ben kadın Samine'de tanıştım onunla. Tanıştığından bahsetmiyorum. Evet. Sonrasında bir ilişkiye başlıyorsun o adamla. Adem'den bahsediyorum. Ama boşandıktan sonra. Adam boşandı. Evet boşandı. Hayır bak tarihleri karıştırma, ben şu andan bahsetmiyorum. Hı. Sen kocandan kaçtın çocuğunla, sığınma evine gittin. Evet. Sonrasında... bu Adem'le, Adem sana ev tutmuş. Ondan sonra borçlarını ödemedi diyorsun. Sonra Şenol, o diyorsun Adem evine döndü karısına. Hı hı. Ben Şenol'la tanıştım diyorsun. Hı hı. Ben onu soruyorum. Sen bu Adem'i, Şenol'u görür görmez aşık mı oluyorsunuz? Nasıl oluyor da bu adamlara gidiyorsunuz, güveniyorsunuz? Kendinizi teslim ediyorsunuz. Daha öbür taraftan boşanmamışsınız. Yanında bir tane erkek çocuğun var. Kim olduğu belli değil. O kadın sana telefonunu veriyor. İşte kardeşi evli. Yani ne oluyor da siz aklınız akıl tutulması yaşıyorsunuz? Ne oluyor yani?
Aşık mı oldun sen bu adamlara? Hayır. Hangisine? İkisine de. Adem'e hayır hayır, ben Şenol asla aşık olmadım zaten. Ben çaresiz kaldım, mecbur kaldım. O yüzden. Yani hanımefendi böyle evet. demeyin, bunun bir evet, adı vardır. Evet, yani kaldım bu... çünkü arkamda kimsem yoktu, sahibim yoktu. Yani para için birlikte ha. oldum diyorsunuz resmen. Efendim? Dediğiniz o. Hani bana bakabilecek imkanı olduğu için. Hayır, benim çocuğum var, 5 yaşında çocuğum var. O yüzden mecbur kaldım yani. Serap. Çünkü eğer anne baba da sahip çıkmadıysa. Evet, aynen öyle. Ailem sahip çıkmıyor. Serap, yine sığınma evine gidebilirdin. Bir. İki. İşte arabam vardı, kıyamadım mı arabaya? Ya ehliyetiniz var mı? Araba kullanabiliyor Yok. Musunuz? Yok, ve arabada Yok. Kullanamıyorsunuz. Kime Yok. Aldınız o arabayı? Adem'i almıştım. Hah işte. Ya. Adem'i almıştım. Arabana kıyamadın. Evet. Ama kendine, çocuğuna kıydın yani. Adem'e araba aldın. Hayır, araba Adem'i senin almış. Üzerine Allah'tan. Evet, araba benim üzerimdeydi. Hem de hangi parayla? İlk evliliğinden takılan takıların parasıyla ikinci adama araba alıyorsunuz. Böyle de bir mesele var orada. Yani... Şimdi hak yerini bulmuş desem başka Hayır, türlü yani. Yemin ediyorum ya.